sağdan, Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası. Avrupa yakası. Otoriteme, kariyerime, her yerime tapsın tapsın, benim izimde tapşın tapşın, yürüsün koşsun dua etsin, yatsın kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği sallah, kariyeri fulle, çayını da demle, son durak Avrupa yakası. Avrupa. Ben de zengin çocuğuyum, ben de üniversite okudum, ben de Nişantaşı çocuğuyum. Ne olur atsanız aranıza. Biri bizi. Maddi durumlar iyi değil herhalde İfut. Yani ben Aslı'yı tanıyorum. Aslı her öğlen öteki kokonalarla birlikte yemeğe çıkardı. Şimdi yok. Hay Allah. Beyninizin burcu ne? Akrep. Akrep mi? Vallahi mi? Hadi tesadüfe bak ya. Bak bunun cebine koy, Cem'e vereceğim. Neyi koyayım? Parayı ayol. Karabaş, canım sıkıldın mı? Pelevre, 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 pelevre. Yetmez bu, ver bir 5000. Ne? Bu ceketin Allah belasını versin, dar bana bu ceket, dar! Pardon canım, pardon. İyi misin sen? İyi misin? Şükür. Karabaş. Karabaş, gel babama. Neredesin? Karabaş, karabaş. Evladım, ceketin nerede? Niye? Cem'in ceketini. Ya, dönüp dolaşıp nasıl sana geldi o ceket? Ben anlamadım. Yok, bir dakika. Ben bunu bir kuru temizleyiciye götüreyim. Ondan sonra getireyim. Sana sormaya çekiniyoruz ama. Yine ceketi mi soracaksınız efendim? Nerede o? Al kardeşim, al sen bu ceketi. İstediğine hediye et, tamam mı? Gözüm görmesin. Cem'den ceketi. Öyle mi? Cebinde akrep çıktı. Kime çıktı? Bana çıktı. Evet. Kaç para? 5100 YTL. Oo, bayağı. 5100 mü? Herhalde bizim sıkıntı çekeceğimizi düşündü. Böyle açıktan açığa da vermek istemedi. Öyle gizlice ceketin cebine sıkıştırdı. Zarif adam, zarif. Çok hoş adam ama ya. Biz de koyabilirdik. Yani mümkündü. Siz koysaydınız bir daha sizinle asla konuşmazdım efendim. Çeker giderdim. Benim de bir şerefim var. Benim de bir onurum var. Ama babam olunca başka tabii. 5100 ha? Cömert adam. Çok da asil. Örnek bir kişilik. İyi bayramlar. İyi bayramlar Cem'ciğim.
İyi bayramlar anneciğim. Canım yavrum. Kızım benim. İyi bayramlar. Amacım iyi bayramlar. İyi bayramlar yavrum. Ah, ah. Ah güzel kızım. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sana da Sadıkçığım. Sana da inşallah. İyi bayramlar Sadıkçığım. İyi bayramlar. İnşallah. İyi bayramlar. Gerçekte gel bakayım. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Ha biz mi kaldık en sona? Hadi iyi bayramlar o zaman. Sensin o. Oh vallahi ne güzel değil mi kalabalık bir bayram. Sanki 4 çocuğumuz varmış gibi İfa. Efendim, Selin Hanım, Volkan asker de hazır izinliyken Londra'dan alışveriş yapmak istemiş. Oraya gidecekler. İstanbul'a gelmeyecekler de ona üzülüyor İfo. Bir kuru telefon ettiler o kadar. Bir olur mu? İki kuru telefon. Londra'dan ne istiyorsunuz, istediğiniz bir şey var mı diye sordular ya. Ya yengeciğim ben varım burada. Ben de senin oğlun sayılırım. Ben onun yerine doldurur hatta taşarım ya. Doğru, hiçbir açıdan aratmıyorsun Volkan'ı sadece. Her zaman. Dayıcığım eğer sizin içinde bir sakıncası yoksa çikolatamı bitirdikten sonra ben gideyim. Malum dükkan beklemez. Bayram sabahı acelen ne? Hayır arkadaşlardan buluşacaksın desem onlar da şimdi evindedir. Kız arkadaş desen zaten yok. Aslı yaramı deşme. Mahallenizde işler kesat ne yapalım? Sadece sen bu mahalledeki potansiyel kız arkadaşlara hiç hitap etmiyorsun ki. Vücudun olsun, ruhun olsun. Sen başka mahallelere dada. Dayıcığım, komşulara bayram ziyaretine gidecek miyiz acaba? Yok canım, onlar gelsin. Biz büyüğüz. Gafurcuğum sen misin? İyi bayramlar. Sana da canım. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sahatle, sıhhatle, mutlulukla cümlemize. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sahatle cümlemize. Yani 7'den başlasın bu serüven ta 70'e kadar devam etsin bence. Hayırlı bir bayram olsun. Bir şey unutmuyor musun? He? Ne? Kusura bakma bebeğim. Böyle bir şey unuttum. Bayram şekeri tabii buyur. Al al bol bol şekeri çok seviyorsun sen. Kapı önünde mi bayramlaşacağız? İçeride mi oturalım diyorsun sen şimdi? Bir sakıncası mı var? Hayır. Yok. Yok. Kusura bakma. Kusura bakma Kafur. Böyle bayram telaşıydı, temizlikti, çikolatasıydı, şekeriydi, dünya barışıydı, Nobel'iydi derken. Ben seni içeri almayı unuttum. Gel gel içeri gel kapıda kaldın. Kapıda kaldın. Şeffafmışım gibi bakıyorlar ya. Arkamı görüyorlar şerefsiz mi? Vallahi gördüm kardeşim. Ya ayıp da söylemesi varlığınla yokluğun bir. Allah Allah, söyleyene bak. Sordun söyledim kardeşim. Vallahi Aslı haklı çıkıyor. Şu mahalleye taşınalı 1,5 ay oldu. Daha bir kızla kesişmişliğim yok ya. Siftah yapamadık.
sorum olacak. Sercinem. Sence bir kişinin eline tuz ruhu döküldüğü zaman o kişinin elleri tamamen erir mi? Tuz ruhu. Temizlik manasını ama. Kolonya ister misin Kafur? Kolonya? He. Süper bir fikir. Vereyim mi? Yok. He. Sence bu Cem kaç kilo çeker? Ha, bilemeyeceğim onu ama şu sıralar çok kilo aldı kerata. Diyelim ki bu Cem'in elleri yok. Evet. O zaman kaç kilo çeker? Maşallah tıkınıp duruyor. Mahallebici de her gün pilav üstü tavuk yiyin sanırsam. Öyle bir durum ama. Ay yarabbim ya. Tavuk. Hiç kuş gribine yakalanmış bir tavuk tanıyor musun? Hiç öyle bir tanıdığım yok ama sorarım çevreden. Sağ ol. Kolonya. Artık seninle arkadaşlığımızı ölümsüzleştirmenin zamanı geldi. Niye ölümsüzleştirmek derken ne demek istiyorsun? Ne anlamda konuşuyorsun? Niye çakıyı çıkardın? Niye elim ayağım titriyor? Bir ipucu verebilir misin Kafur lütfen ama? Panik yapma lan. Seninle bu bayram kan kardeş olacağız. Üzülme Sacit. Bence sen gayet cazip bir erkeksin kardeşim ha. Sağ ol Taco da senin böyle düşünmen beni hiç heyecanlandırmıyor. Abiciğim niye bu mahallenin kızları bana bakmıyor ya? Ne yapmak lazım ki? Merhaba abi. Çok fenayım abi. Çok heyecanlıyım. Daha doğrusu çok fena heyecanlıyım. Hayırdır oğlum? Babam geliyor abi. Aa, Amerika'daki babam mı? Hani sizi küçükken terk eden. Zaten bir tane var abi. 22 yıl sonra ilk defa görüşeceğiz. Yok. Gerçekten olmaz. Bu kadar da değil. Bundan sonrasında çizgiyi çekmek zorundayım. Hayır demek zorundayım ama. Ya kanka. Hı. Merak etme derin kesmen. Gafur olmaz. Hadi elin kaçsa harp diye kemiğe dayanır Allah korusun. Böyle şeylere prim verme. Böyle şeylere lütfen özenme. Kurtlar Vadisi sadece bir dizi. Oradaki her şey hayırlı ama. Ya konunun Polat'la ne alakası var? Ya Gafur. Bence kan kardeşliği hiç hijyenik değil. Ayrıca şunu söyleyeyim, ben son zamanlarda kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Kanımda mikrop olarak hepatit B, C, gizli C diyorlar, A da olabilir. Yani genç yaşında seni hastanelerde sürüm 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 durdurmak istemiyorum ama. Korkuyor musun? Evet, korkuyorum. İyi o zaman. Biz de arkadaşlığımızı özel bir sarılma şekliyle damgalarız o zaman. Ya kardeşim, adam sizi 22 yıldır aramamış, sormamış. Öyle deme abi. Her sene bayramda kart atar, ihmal etmez. Vay vay vay. Telefon açamayacak kadar meşgul yani. Abi babam Minneapolis'te hamburgerciler zinciri kurdu. Meşgul insan, büyük iş adamı. Şimdi nereden aklını esmiş pat diye çıkıp gelmek? Değil mi yani? Zahmet etmiş, kart atsaymış. Abi o değil de geldiğinde benim gibi bir boş gezenin boş kafasını görecek oğlu olarak. Ona yanarım. Nasıl yani? Sen mi utanıyorsun babana karşı? Hadi. Hadi bir daha yapalım. Yapmazsa. Niye bir sakıncası mı var? Yok yok, bir sakıncası olduğundan değil de. Ya biz kanka değil miyiz? Yani orası öyle de. Ya bizim kendi özel hususi selamımız. İşte yapmazsa diyorum. Ha beni beğenmiyorsun. İyi hadi o zaman. Kalk bir daha yapalım. Hadi. Kalk. El. Baş parmak öpücük. Yaklaş. Tak. Tak. Arkayı dön. Vıdı 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 vıdı. Elektrik bugün zıplıyoruz. Ölümüne kalkayız.
Süper oldu. Bizim özel kendi hususi selamımız. Çok güzel oldu yani. Çok değişik bir çalışma. Bundan sonra birbirimizi nerede görürsek görelim. Merhaba, nasılsın, iyi misin, yok. Kendi hususi selamımız var. Okey? Okey. Ha, anladım. Hep mi yani? Başka insanların olduğu zamanlarda da mı öyle olacak yani? Ha, o zaman kan kardeş olalım. Yok yok yok. Ben sadece selamın inceliklerini ve detaylarını öğrenmek açısından soruyorum. Başka bir niyetim yoktu. O zaman bir prova daha yapalım. Hayır, yapmasak. Yok, yapalım. Ha, tamam, yapalım. Parmak. Parmak. Öpücük. Gel. Tok. Tok. Dön arkanı. Bıdı 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 bıdı. Elektrik bugi. Zıplıyoruz. Hadi bunu kankayız. Çok güzel. Otuz. Babam çok başarılı bir iş adamı abi. Güzel Amerikalı bir karısı. İki tane sarışın çocuğu var. Mış yani. Ben 35 yaşıma geldim abi. Ne bir işim var, ne sevgilim, ne de kendi evim. Ne diyeceğim ben adama? Sen bizi bıraktın gittin. Ben bu hale geldim gibi olacak. Kendimi acındırmak gibi olacak. Merak etme Sertaç kardeşim. Biz seni boynun bükük bırakmayız. Babana ihtiyacın olmadığını göstereceğiz abi. Kendi evin de olacak. Patron olduğun işin de. Hatta sevgilin de. Ama sadece bayram bitene kadar. Ha? Ha? Teşekkür ederim kızım. Ha? Baktım. Hoş geldiniz. Bonsoir canım. Cem'in babası amca gelmiş. Enbesli. Merhaba efendim. Hoş geldiniz Bülent Bey. Buyurun efendim, buyurun. Ay ne güzel. Vallahi çok sevindik yani. Hah. Efendim, hayırlı bayramlar. İyi bayramlar. Sağ olun. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hayırlı bayramlar amca. Küçül de Cem'e gir küçük anam. Efendim amca? Bülent de yahu. Ha, tamam Bülent Bey amca. Makbule, kuzenimiz. Bir kazadır olmuş, yapacak bir şey yok. He? Bülent Beyefendi, iyi ki geldiniz. Yani latifelerinizi pek özlemiştik. Efendim bayram, bayramda büyükleri ziyaret etmek lazım. Aa, burada büyük biz mi oluyoruz? Benden büyükleri. Ne de olsa tabii bir jenerasyon farkı var ya. Bülent Bey amca, çay mı ikram edeyim, kahve mi? Yavrum bu evde şarap falan yok mu? Ha, kahve likörü var ama o yaşlılara çarpıntı yapıyor. Ya kardeşim senin bu baban resmen iskele babasıymış canım. Arkadaşlar herkes plana katkıda bulunacak, tamam mı? Yaparız yaparız. Yanındayız Sertaç'cığım, sen merak etme, göstereceğiz babana. Gel bakalım. Hadi ye bakalım kızım. Arkadaşlar Sertaç ofisin patronu, tamam değil mi? Babacığım ben hep senin yanında kalmak istiyorum. Tatilde beraberiz ya kızım. Hı? Hadi ye. Dur ben vereyim. Alo. Ay ne hoş bir adam. Bekar babalar da çok duygusal oluyor. Ay muhallebi yedirişine bak kızına. Alo hop hanımlar zahmet olmazsa aramıza döner misiniz? Allah Allah. Kardeşim ben sana söylemiştim bak. Buyurun amca. O ne? Kolan yağı mikrop öldürür. Ameliyata mı gidiyorum ya? İstemem, mersi. Babacığım siz oturun. Biz arkadaşlara söz verdik, yavaş yavaş kalkacağız. Ya, beni burada bırak. Aa, ne güzel oturuyoruz canım.
azizim sizin az sonra yatma vaktiniz gelir. Aa niye efendim? Huzur evim burası. Eh ya. Yani. Evet kalkalım. Baba biz yani öylesine bir yere gidip kahve içeceğiz. Gelin ama yani sıkılmaz mısınız? Niye sıkılayım efendim? Gece daha genç. Gece genç de siz değilsiniz. İlahi makbule. Aa makbuleciğim böyle denir mi hiç? Espri yaptım Alkaba. Allah Allah. Bu da bana taktı ya. Hadi gidelim. Hadi o zaman. Madem öyle güle güle efendim. Ana sağlık. İyi akşamlar efendim. Ulan kızların dibi düştü be. Hayran oldular lavuğa değil mi abi? Ne kadar duygusalmış da küçük kıza muhallebi yedirmiş de bilmem ne. Ne var? Ben de yediririm. Var ya kardeşim, kralını yaparsın. İşte yapayım diyorum. Ne bağlamda abi? Çocuk tanıdığınız var mı beyler? Bence fatoş bir filmde fan fatal bir rol oynamalı. Unutulmaz bir şey olur. O ne ki? Yılan kadın canım. Karanlık, tehlikeli, seksi dişi. Fatoş öyle bir insan değil. Fatoş mu? Fatoş abla iyi yürekli, yardımsever, manevi değerleri çok yüksek. Hande ise mübarek bir kişi yani. Ben ona bakınca ben de öyle manevi, ulvi hisler pek uyanmıyor genç adam yani. Ya bu herif Fatoş'a mı asılıyor? Fatoş? Fatoş abla çok yaşlı bu adam ya. Tanıver. Fatoş mu? Fatoş ablam canım. Kafam karışıyor ya. Ya benim de bu mevzuda kafam çok karışık ya. Yapma ya. Fatoş. Abladan Fatoş'a mı geçti ben mi yanlış anladım? Yok canım dili sürçmüştür bence. Hani biliyorsunuz artık ben böyle şeylerle ilgilenmiyorum. Çünkü mübarek bir insan. Tacu, senin üçkağıtçı bir yeğenin vardı hani. Sinir bir oğlan. Melek yüzlü şeytan. Teyzemin torunu. Ne olacak o? Benim oğlum olacak ya. aşk onu biraz canım. Ya nasıl desem, ya kalbimle beynim arasında yani. Aa Burhan abi geldi. Hoş bulduk. Ben geldim. İfat'a uğradım, o söyledi. Hemen kopup geldim. Aa, kayınpeder de buradaymış. Nasılsın Bülent baba? Bonsoir. Baba mı? Kim bu ya? Moron. Aa, Kibil abi nasılsınız? Merhaba Tanrıverdi. Nasılsın evladım? Merhaba abi. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Nurluk daha iyi ama. Ha, biraz kısır. Ha, iyi oldu. İyi oldu. Nasılsınız Avrupa Yakası ekibi? Hep birlikte beraberiz. Çok mutluyum ben. Avrupa Yakası ekibi olarak bir bayram kutlayalım. Ne dersiniz? Biz de tam kalkmak üzereyiz. Benim de yarın zaten çalışmam gerekiyor. Benim de. Benim de. Benim de erkenden pilates dersim var. Hoşçakalın. Hadi biz de kalkalım. Tamam. Ben de geleyim. Nereye? Nereye ki? Nereye? Çıkalım dışarıda karar veririz. Evet çıkınca karar veririz. Bir çorba mı içsek acaba? Bu İstanbul'da boşaldı yahu. Ayıp ediyor ama. Ne biçim arkadaşlarsa. İnsan gibi ortada bırakıyorlar. Ne biçim arkadaşlarsa. Dertli başım varmış benim.
Bunlar kalkar gider. Ben yine seri katil kafurun elinde kalırım ben. Öyle olur ama. Öyle olur. Bayram günü yalnız başıma kaldım ya ben. Kimsem yok ya. Hey Gary, what's going on? Ah, Maggie. Nasıl görünüyorum? Ay çok şıksın ayol. Yalnız bak tarafsız olun, gözünüzü seveyim. Şimdi mesela diyelim ki farz-ı muhal misal kız olsanız. Benim de yanımda çocuğum olsa. Ha? İçiniz fena olur muydu? Ne demek bu? Çocukla dileniyor mu olacaksınız? Yok. Sen çocuğu dövüyor mu olacaksın? Hayır abi ya. Ha sadece böyle senin gibi bir adam neslini devam ettiriyor diye mi içimiz fena olacak? E olur. İyi bayramlar Cem Bey. Ölüm kolay ya. Yüzünüze de çarpın, ferahlık verir. Cem Bey iyi bayramlar, yüzünüze çarpın kolay ya. Ferahlık verir. Tamam abi ya, sormuyorum. Bayram günü bayramlık ağzımı açmayacağım. Dayıcığım, yengeciğim izninizle ben çıkıyorum, dükkandayım. Hadi güle güle, güle güle. Akşama geç kalma. Baş üstüne. Ne haber lan Gafur? İyi bayramlar. Sağ ol. Kolonya mı o? He? Kolonya mı diyorum? Ver bakayım. Yok vermeyeyim. Niye? Kanımca gerek yok. Ver lan azıcık. Yok vermeyeyim. Niye oğlum? Ya vermesen tam süper olacak yani. Allah Allah. Amma kıymetli malım varmış ha. Bayram günü nereye gidiyorsunuz kızım? Her yer kapalı. Babacığım dolaşacağız biraz. Sıkıldık. Açık dükkanlar da var ayrıca. Ay o zaman gelirken kolonya alın, dün bitti. Gelen giden olur, isteyen olur. Anne ne alaka ya? Kızım alın bir şey, kolonya evde bulunsun, adettir. Tamam efendim, alırız hadi canım. Hadi görüşürüz. Aa dur ceketim. İyi günler. İyi günler. Ha, iyi bayramlar. Sağ ol canım. Kolonya alır mısınız? Kolonya? Ne oldu, niye gidiyorsun? Çok mu komik? Yok. İyi hadi ver bakalım, ver. Hayır, lütfen. Ne oluyor ya? Ay kolonya mı o? Başka ne olabilir ki? Ay hiç sevmem erkekte kolonya kokusu. Kuru adamlar gibi. Evet verme canım. İstemezmişim. Alsaydınız. Sağ ol canım. Hay Allah bak üzüldü çocuk ya. Tamam hadi bana ver. Yok. Niye? Vermesem çok süper olacak. Ver canım biraz bayram hadi. Ay senin kolonya kokusunu kadında. Kuru kadınlar gibi. Ay. Ne? Bonjour evladım, ne haber? Aa baba. Nereye böyle? Biz de çıkıyorduk değil mi? Ya kahvaltıya götürmeden bırakmam. Hadi. Yani. Hadi bakayım. Cem Bey kolonya alsaydınız. Yok canım istemiyorum. Kim bu spastik? Hadi bakayım. Hadi. Thank you.
Doktor Gafur Aksoy. Doktor Gafur Aksoy. 100 numaralı ameliyathaneden bekleniyorsunuz. Yapabilecek misin lan? Sen yapabilecek misin lan? Şişt, Onur, terbiyeli ol. İşimiz var ha, bu tam büyümüş de küçülmüş. Dur, otur, otur. Nereye ya? Otur aslanım. Şaka yaptık, hemen gideyim. O zaman fiyat konuşalım. Efendim? Bir de para mı vereceğiz? Vallahi bu böyle kardeşim ya. Neyse, ben Sertaç'ın babasını almaya havaalanına gidiyorum. Sertaç'ın şoförüyüm ya ben. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Para diyorduk. Lan Onur, küçük Onur. Para verecek olsak gider çiçek alırız, çikolata alırız, kızları kendimiz tavlarız. Allah Allah. İmajımı satıyorum orada. Şu yüze bak sen. Ters yüz ederim ben o yüzü. Ukalaya bak. Sanki kızları tavlama hususunda bana garanti veriyor. Seyret ve öğren. İyi bayramlar. Ah canım ne tatlısın sen. Şuna bak şöyle. Çok güzel. Bu da babam. Merhabalar. Merhaba. İyi bayramlar. Allah bağışlasın. Sizi de... Tamam Asma Soğut'un fiyat konusunda anlaşacağız. Oturmaz mısınız? Çok heyecanlıyım biliyor musunuz? Heyecanlanma Sertaç. Sen patronsun oğlum. Dik dur. Baban görsün bakalım. Hamburger yapmak kolay. Sen koca dergi patronusun abi. Tabii ya o. Çalışanların, sekreterin. Hepsi var canım. Vallahi sağ ol Kubilay. Zamanında seni çok fena dövmüştük Volkan'la ama harbi adam mısın bir yerde? Sertaç, şansını sorma, kalbini kırarım canım. Sekreter kim olacak? Daha da önemlisi sevgili kim olacak? Bence iki sevgili varmış da birbirleriyle kavga ediyorlarmış gibi olsun yahu. Ha? Sertaç, vallahi çok hızlı gördüm seni canım. Peki sevgililerden biri ben mi olacağım? Vallahi Patoş Hanım, cazibeniz olan tüm saygımla birlikte sanki daha genç arkadaşlar olsa mı diyorum hani. Babam sizi tanımadığı için. Şiş yani. Aman aman tamam. Ben zaten bayılmıyorum senin sevgili rolünü oynamaya. Ben sekreter olurum daha iyi canım Allah Allah. Aslı ablayla Yaprak yenge mi sevgili mi olacak? Şimdi ablayla yenge demesen daha gerçekçi olur tabii. Kıyafetleriniz bu mu? Niye? Hayır yani babamın hamburgerler zincirinde böyle şortlu patenli kızlar çalışıyormuş da ondan. Kubilay'ın dediği gibi. Şansını zorlama Sertaç. Arkadaşlar. Bence hemen havaya girelim isterseniz. Sertaç Bey. Şoförünüz Taceddin eşliğinde babanız Servet Bey'in gelmesi an meselesidir efendim. Vallahi her an gidebilir canım. Hadi Sertaç odana geç. Vallahi canım sen de orada öyle durma. Herkese çay ver ya. Allah Allah. Sen yalnız kendine dikkat et canım. Çünkü biliyorsun bu akşam senin evin olarak kullanacağımız ev aslında annemin evi. Saygı duyarım abi. Oğlum. Oğlum. Yavrum. Doğal oyna biraz. Ne yersin oğlum? Seni çok özledim. Ne istersen onu ye. Nasıl olsa zenginim oğlum. O zaman bir tavuk pilav, bir ayran, bir de kazan diyor. Yavrum, anan seni evde aç mı bırakıyor? Yavrum. Baba, ben hep seni özlüyorum. Mahkeme seni ancak bayramlarda görmeme izin veriyor oğlum. Bilsen öyle bedbahtım ki yavrum. Baba, babacığım. Gözümde tütüyorsun oğlum. Öyle yalnızım ki. Hele geceleri. Baba, seni çok seviyorum. Allah'ım, ben de seni çok seviyorum oğlum. Babacığım. Hanımefendi çok özür diliyorum. Sizi de böyle bir ailevi dertle rahatsız ettik ama. Rica ederim. Oğlum, canım benim. Zenginim, servetim var ama bekar bir baba olmak öyle zor ki. Oğlum. Babacığım. Özellikle de benim gibi duyarlı, duygusal ve hassas bir erkek için. Babacığım.
maaşım nerede kaldı acaba baba? Zıkkımın pekini ye ***'lusun. Anan mı şımarttı seni böyle? Ne var? Ne oldu? İyi bayramlar, iyi bayramlar. Arkadaşlar geliyorlar galiba. Buyurun Servet Bey efendim. Burası patronumuz Sertaç Bey'in ofisi efendim. Ben de sekreteriyim. Hoş geldiniz. Maşallah size. Çok güzelim. Teşekkür ederim. Oğlum. Oğlum. Pardon efendim, çok şefkatli gördüm sizi ama ben Sertaç Bey değilim efendim. Öyle mi? 22 sene geçti daha da lan. Ben Sertaç Bey'in şirketinde basit bir idare müdürü parçasıyım efendim. Kendisi patron ve bütün buralar onun. Ayrıca şu anda kendisi odasında sizi bekliyor efendim. Sertaç Bey. Baba. Oğlum. 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 Yavrum. Burnumda tütüyorsun oğlum. Bu arada çüş. Kaçıncı tatlı yiyorsun oğlum? Baba. Babacığım. Annen olacak o kadın seni bana mahkeme kararıyla göstermiyor oğlum. Hep o annenin yüzünden. Seni öyle özlüyorum ki oğlum. Ben de seni çok özlüyorum baba. Bunca paranın pulun içinde öylesine yalnızım ki. Annen gittikten sonra hayatıma kimse girmedi oğlum. Yani boşum ve uygunum oğlum. Bir kazandı be. Anan seni kesin aç bırakıyor artık net olarak anladım bunu. Yavrum. Oğlum. Yuh artık. Sağ ol çocuğum. Eyvallah. Yani maşallah iyi iş kurmuşsun kendine. İnşallah ileride büyütürsün. Ha. Cem çocuğum, köpüklü yapsaydı babanın kahvesini ya. Allah Allah. Yaptın efendim. Yok yok yok. Aferin, aferin. Temiz bir delikanlı. Evladım sen burada çaycı olarak mı çalışıyorsun? Hem burada hem evde. Ayak işlerine koşturuyor baba. Bir nevi sizin orada nasıl derler? Sebastian yani. Sende de çok vardır bunlarda. Evet. Bizimki çiftlik işi olduğu için tabii çok ekip var. İşin başında da Kahya var. Yani uzun iş. Kahya Rey mi? Ha? Sevgilim. Golf kulübüne gitmeyecek miyiz? Aa. Baba bak bu sevgilim Yaprak. Yaprak bak bu babam. Merhaba çok memnun oldum. Maşallah sana. Fatoş Hanım akşam muhallebicide rezervasyonumuzu yaptırdınız mı? Yaptırdım efendim. İlerlemiş yaşıma rağmen unutmadım ve yaptırdım. Sevgilim sürpriz. Eyvah yakalandık. Bu da ikincisi mi? Sana da maşallah. Ne? İkincisi mi? Ah oğlum, canım oğlum. Hep annen yüzünden oğlum. Affedersiniz. Ha, buyurun. Az önce söylediklerinize istemeden kulak misafiri oldum da. Ya, hay Allah. Kusura bakmayın. Demek ki böylece bir aile dramına girmiş oldunuz. Pardon ama çocuğa sürekli annesini kötülemeniz çok yanlış ve çok ayıp bir şey değil mi? Efendim? Yani çocuğa sürekli annesini kötülüyorsunuz. Annenin de hakları var. Nasıl şimdi birden damlan düşer gibi nasıl şeysin nasıl ya? Siz avukat mısınız canım? Hayır değilim canım. Kadın hakları savunucusuyum ben. Ayrıca mahkeme çok iyi etmiş çocuğu annesine vermekle. Oh canım benim. Yeter lan yeme artık. Bütün gün bak parandan keseceğim bunları ha. Kazandı bir yemekten saçlar kızıl oldu. Kontak ettim beni. Sertaç,
Beni aldatıyor musun? Sertaç, yoksa? Best olsun. Benim hayatım işte böyle baba. Bir playboy'un klasik yaşam öyküsü. Evet efendim. Bu kadar servet, pes yahu, çüş dedirtici bir yakışıklılık. Şöhret mehret olunca birinin Sertaç Bey'i durdurması gerek canım. Sertaç, bunu bana yaptığına inanamıyorum. Niye ama? Sen de deminden beri idare müdürüyle pingir diyorsun, görüyoruz. Salak. O zaman ben seni öteki sevgilinle baş başa bırakayım. Hadi ya. Mesai bitiyor yalnız. Aman çok işe yaradın sanki kızamıkçık. Nerede? Hani? Şu yüzüme bir baksana sen. Senin yüzün... Prenses gibi ya. İyi bayramlar. Sana da canım. Ne şeker şeysin sen ya. öyledir. Çok tatlı. Yerim ben onu. Oo, ben de, ben de. Efendim? ben de Sacit. Tekrar iyi bayramlar. Zeynep. İşte bizim fakirhane baba. Ufak bir yer burası ya. Daha büyük bir yer tutsaydın ya. Efendim ev ufak ama yeri güzeldir. Bu semt İstanbul'un en pahalı semtidir Servet Bey. Zaten İstanbul dışında bir de malikanem var baba. Burası kızları atmak için genelde. Aferin, iyi yapmışsın aferin. Ya iki ayrı sevgili olunca iki ayrı ev değil mi? Ya bu adam ne kadar çok lafa karışıyor. Pardon efendim. Hadi. Bana bir yorgunluk viskisi verin. Ama şöyle iyi bir marka olsun. Yani böyle mesela malt viskisi var mı sende? Bakayım baba. Sertaç Bey, Sertaç Bey tabii siz yatak odasına bakarken... ...ben de mutfaktan babanıza viskiyi getireyim değil mi? Ben zaten seni denemek için yapmıştım Sebastian. Ya babam viski istiyor, öyle bakıyorsun ya. Çalışanlarını disipline edeceksin oğlum. Bak, ben bu hamburger zincirini kolay kurmadım. 1200 kişi çalışıyor benim yanımda. İpin ucunu bıraktın mı? Tamam. Sebastian. Efendim? Duyduğun zilin sesini yarışma başladı. Nasıl? Viski dedik evladım, viski. Ha, tamam. Hadi sen de git, boş durma hadi. Hadi. Evet ya, hadi. Geç algılıyor galiba. Senden çok şey öğreniyorum baba. Yukarıda biri mi var? Kedidir kedi. Başka? Avukat falan değilmiş değil mi? Yok abi. Üniversitede öğrenciymiş. Şu karşı butikte çalışan kadından öğrendim. ODTÜ'den buraya geçiş yapmış. Ah canım ne iyi yapmış. Başka? Buralarda oturuyormuş. Ama tek başına. Allah Allah. Sanki rüyalarımdaki kız. Evet, zengin bir aileden geliyormuş. Yok bu kesin rüyalarımdaki kız. Abi bir de daha önemlisi. Evet. Biraz kapalı yaşıyormuş. Ortalığa çıkmıyormuş. Allah Allah. Niye lan? Babası bakanmış abi. Ne diyor? Evet abi. Vay be. Hem de mebus kızı ha. Sebastian, kedinin nesi var? Ne kedisi? Sizin kediniz yok ki. Bana bak. Yoksa yukarıda sevgililerinden birim var. Ha.
Hayırdır? Misafir. Ha, hoş geldiniz. Kahya kadın mı? Kahya Rey. Ne? Sen Asos'a dün gitmedin mi? Yo, bugün gidiyorum. O zaman biz sizi tutmayalım. Anlamadım. Ben bavulu alayım. Taceddin de seni garaja bıraksın. Ah, iyi o zaman. Hadi oğlum. İyi bayramlar. Siz lütfen rahatsız olmayın. Cem size bir şeyler ikram etsin. Merak etmeyin. İyi çalışıyor kerata. İyi o zaman. Siz de yemekleri yaptıysanız gidebilirsiniz. Yapmayın ya. Teşekkür ederim. Bayram tatilini de fazla uzatmayın. Ne? Hadi biz gidelim. Aç kapıyı, aç hadi. Buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun efendim. Şöyle, buyurun. Evet. Yanında çalıştırdıklarını sıkı tutacaksın. Tuvalet nerede? Ha? Tuvalet. Nerede? Sonra ben de aynen sizin gibi ODTÜ'den ikinci yılında ayrıldım. İstanbul'a mı geldiniz? Yok, ben Londra'ya gittim. Nişantaşı'nı da bu yüzden seviyorum zaten. Bana biraz Londra'yı anımsatıyor. O nedenle burada oturuyorum. Aa, burada mı oturuyorsunuz? Evet. Yoksa siz de mi? Evet, bir süre için. İnanmıyorum. İşte tesadüf bu. O zaman sık sık şurada burada karşılaşırız ha, tesadüf olacağı için. Belki kim bilir ha, karşılaşırız. Ye canım sen, ne istiyorsan ye. Ay kardeşiniz çok lollipop ya, pamuk şeker gibi. Aa, kardeşim değil, oğlum. Ya. Evet. Anne babanız nasıllar? Burada mı oturuyorlar? Babanız ne iş yapıyor? Niye? Onlar Ankara'dalar. Ben artık kalkayım. Aa, lütfen rica ederim. Bari izin verin, en azından oğlum size bir kahve ikram etmiş olsun. Değil mi oğlum? Baba, babacığım. Teşekkürler. Bay bay Onur. Bay bay, memnun oldum. Esas ben oldum. Bay bay Zeynep. Şu telefonları şey yapsaydık. Lan gitti be. Hemen diyar gibi gidip babası sorulur mu ya? Sana ne, polis misin, magazinci misin? Öf be. Annem de hiçbir şey anlamadı. Öyle gitti Asos'a. Yazık ya. Ay Cem. Ne? Kolonya almadık. Ama. Şimdi de her yer kapandı. Ay Allah ya. Ana. Gaflı kolonyasını burada bırakmış. Buna ne derim? Bilmem. Nasıl bir şeydir ki? Yani öyle bir bakıyorsun ki, garibanın kolonyası diye sanki içinde kolonyadan başka bir şey olacak yani. Yahu kolonya kolonyadır. Kokoşluk yapma. Tamam, o zaman sonra gafura parasını verelim bunun. Veririz, tamam, hadi yürü. İşte geceleri böyle korumalarla geziyorum baba. İyi yapıyorsun. Da biz buraya niye yemek yemeye geldik? Özlemişsindir baba. Bak Türk tavuk pilavı. Belki Amerika'da bunun zincirini kurarsınız Servet Bey. Ne zinciri? Bu adamlar da çok lafa karışıyorlar ya. Sertaç Bey pardon. Caddede bir kavga çıkmış. Ben gidip sokağın başına tutayım ki buraya sıçramasınlar. Tamam canım, hallet meseleyi, koş. Annen ablan nasıllar? İyiler mi? Bir şeye ihtiyaçları yok değil mi? Ne münasebet. Benim halimi görmüyor musun? Ne yapacağız senin paranı? Sensiz şahane hayat yaşıyoruz. İyi, iyi. Çok şükür. Sen Amerikalı karınla çocuklarına para yetiştir. Bizim durumumuz gayet kıyak. Senin yapman gereken her şeyi ben yaptım. Sevindim. Maşallah. Sen mi gel şuraya? Ne? Şş.
sen Zeynep adında bir bakan kızı tanıyor musun? Sen sarı çizmeli Mehmet Ağa'yı tanıyor musun? Allah Allah ya, bir dakika, bir dalga geçme ya. Buralarda oturuyormuş. Bugün tanıştım. Nasıl bir şey? Çok güzel bir şey. Çıtı pıtı. Ya öyle hanımefendi. Bildiğin prenses. Sacit aşık olmuş. Kızım bir sus. Ya yapma bir dakika. Ya bende hata ya. Vallahi ateş bastı ha. Kolonya verelim. Ver, koş ver. Koş ver. Vallahi. Ne şıkmış şişesi değil mi? Hı? Ha kızım bakıver. Bu bakan kızı kimmiş bakayım Sacit ha? Vallahi dayı sizde de ne kulak varmış, pes yani. İyi bayramlar, iyi bayramlar. İyi bayramlar efendim. İyi bayramlar. Sacit Bey nereye kaçtık şimdi? Hoş geldin Burhan. Hoş buldu Tahsin Bey amca. Gel gel otur, kek ye Burhancığım. Kim yaptı ki? Ben yaptım ben. Aa, o zaman yerim. Gerçekten. Yerim bak. Burhan Bey, kolonya alır mıydınız? Kolonya? Evet, adettendir. Almam canım, sağ ol. Almam. Almam canım, sağ ol. Sacit Bey nerede ki şimdi? Teşekkür ederim canım. Olga. Evet. Arkadaşlar, hepimizin aileleri bu bayramda bir yerlerde olduğuna göre ben de ailece burada bayramlaşalım dedim. Nasıl? İyi oldu mu? Çok güzel düşünmüşsün Kubilay abi. Gel. Gel. Nasıl? İyi bayramlar. Bayramlar. Patron. Sen şöyle bir de ayrıl. Ay. İyi bayramlar canım benim. Teşekkür ederim. Olga. Patron. Kubilay. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Patoş abla. Arkadaşlar, burası çok havasız. Ben dışarı çıkıp biraz hava alayım. Sen ne yapıyorsun ya? Ya ben ne yaptım biliyor musun Kubilay abi ya? Ya o kadının elini öptün, bir de başına koy. Ha? Ne yapsaydı kadıncağız? Bahşiş mi verseydi? Ha? Yoksa mendil mi? Veyahut da bergudar ol evladım mı deseydi? Ha? Anlamıyorum ki canım. Kubilay ben ne yaptım biliyor muyum ki? Heyecanlanıyorum, şaşırıyorum. Elim ayağım nereye koyacağımı şaşırıyorum. Biter saygısızlık, biter bezgin. Eve gitti. Bunu almış biraz. Kalabalıktan herhalde. Yahu. Adam gibi bir bayramlaşamadık ya. Yanarım, yanarım. Ona yanarım yahu. Dayıcım kolonya alır mıydınız? Yok canım, elimi kurutur şimdi. Dayıcım kolonyayı. Madem istedin ver bakalım. Ama Tahsin'cim bu limon kolonyası, sen lavanta seversin. Aa işte sevmem, o zaman verme, istemem kızım. Burhan Bey, kolonya almayacağınızdan emin misiniz? Eh alayım artık, ısrar 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 finalık getirmesin dik. Ha şey, kapıya bak. Pardon. Dökülmedi ki, dökülmedi ki. Geri. Bonsoir. Hoş geldiniz amca. Kolonya? İstemem Mersi. Emmesi. Merhabalar efendim. Ya inanmıyorum ya. Nasılsınız bakalım? İyiyiz. Siz nasılsınız? Görüşmeyeli. Son 8 saattir. Ay Bülent Bey, ne kadar iyi ettiniz geldiniz. Son zamanlarda sık sık görüşüyoruz, ne güzel. Daha kavuşmaz, insan insana kavuşur derler. Bülent baba, nasılsın? İyisin? Voulez-vous avec moi? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est un paquet, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Une tépée? Non. Une étoile? Non. Oh, je ne sais pas. C'est son gâteau. Ne diyor bu? Biz ne yapıyoruz bu akşam? Yani babacığım, biz o kadar yorgunuz ki tam odamıza gidip şöyle yataktan film seyretmek üzereydik yani, değil mi? Ya ben öyle bitmişim ki. Bayram bizi yordu. Ya. Hadi canım. Ya niye böyle yapıyorsunuz ama? Bakın bu ikinci oluyor arkadaşlar. İyi geceler. İyi geceler. Sacit Bey gitti. Aslılar gitti. Ne böyle oluyor?
Bir bağlamayayım ben ya. Aşk olsun Burhan'cığım, olur mu öyle şey, uykuları gelmiştir. Saat 9 İfot, saat 9. Niye ben popüler değilim ki? Niye bana tavır kolluyor ama? Uyumaya gittiler canım. Yoksa severler seni. Ne uyuması be? Film seyretmeye gittiler. İzninizle. Buyur, aha bu da gitti. Geçen gün de belli oldu ya. Burhan Bey, kolonya alır mıydınız? Ne kolonyası ama ya? Tutturduk sen de. Kolonya kolonya diye tutturduk ama. Zaten moralim bozu. Yani artık 24 saati babamla birlikte geçireceğiz neredeyse ha. Ay, çocuğumuz gibi oldu ya. Ama içeride bayık bir muhabbet var, sormayın ya. Embesil kız aşağıdaki komşunuza kolonya vermiş. O moron da istemem falan filan demiş yani. Çekilir gibi. Ne şey diyoruz? Aslı, gaffursa şu kolonyanın parasını da verelim. Tamam. Günaydın. Yok artık. Hadi kahvaltıya gidiyoruz. Biz kahvaltı ettik, çok teşekkür ederiz. Siz gidin. Gelin o zaman kahve içelim. Yok baba, daha giyinmedik. Beklerim. Ben çıkmayayım diyorum bugün çünkü bir gıdıklanma var boğazımda. O zaman embesil bana bir şeyler hazırlasın, kahvaltıyı ben burada yapayım. Baba, üç gündür gece gündüz birlikteyiz. Hayır, dün gece ayrıldık ya ondan. Yani senin başka arkadaşın falan yok mu baba? Sen neden bize dadandın böyle? Ama şey değil, şikayet ettiğimizden değil. Yani yanlış anlamayın. Tamam, kibarlığı bırak Aslı. Evet, şikayet ettiğimizden baba. Ne oluyor öyle gecenin bir vakti yatağımızın ortasında böyle bir adam yatıyor, bizimle birlikte film seyrediyor? Ne demek şimdi bu? Nasıl ne demek? Yalnızım demek. Annen yok. Ben de 20 yaşında değilim, sınıf arkadaşlarımla toplanıp gezeyim. Embesil haklı tabii, gece genç ama ben değilim. Baba. Ya belki de haklısınız. Ne bileyim, insan böyle bayramlarda kendisini daha çok yalnız hissediyor. Neyse, dışarı çıkıp kahvaltı yapayım. Baba biz de gelelim. Ha, gelmeyin daha iyi. Belki böyle bayramlara alışmalıyım, ne bileyim. Ya Cem. Zeynep Hanım, ne haber? İyi işte, vitrin bakıyorum. Aa, bu ne tesadüf, ben de onun için çıktım. Birlikte bakalım isterseniz. Bilmiyorum ki. Ben uzun uzun bakmayacağım. Hızlı hızlı bakacağım. Ha, etraftan rahatsız oluyorsunuz tabii. Yok. O değil de yani... Ben sizden telefon numaranızı istesem çok mu ileri gitmiş olurum? Eğer çok ileri gitmiş olursam bana çok ileri gittiğini diyebilirsiniz. Daha fazla ileri gitmemiş olurum ben de, böylece keserim. Ya Sacit Bey. Sacit, ne olur? Şimdi bayram. Oğlunuzla vakit geçirseniz, annesi de bir yandan... Ne bileyim? Oğlum kim? Aa! Abi bir dakika. Ha, siz ona mı takıldınız? Ha, demek dün onun için öyle hızlı hızlı kaçıverdiniz. Ha? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buyurun babacığım. Sertaç Bey... Sanırım beyefendinin uçağı yarın sabah erkenden kalkıyor. Söyleyeyim Taceddin Bey'e de arabamla... yani arabanızla havaalanı bıraksın. Bir gün belki hayattan rey 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 ya geçmişteki gün... Merhaba, senden buradasın. Kim bu lavabali adam? Amca kim? Patronun babası.
Saadettin Bey'in babası mısınız? Cık, maşallah çok genç gösteriyorsunuz. Kimin babası? Patronum. Tanrıverdi. Canım gel. Benim sana dışarıda bazı talimatlarım olacak. Bir dakika. Bu ne bu böyle buyurgan emir kipiyle konuşma tarzları falan Kubilay abi? Tanrıverdi. Gel canım. Sen gel. Kim bu deli? Saadettin Bey kim? Ay bebeğim Zeyk. Ah, dün de benim elimi öpüp başına koydu. Hatta bana abla diyor. Düşünün bir kere. Ben aslında hiç evlenmedim. Yakınından bile geçmedim. Yani çocuk bir arkadaşın kuzeni. Niye öyle bir numara yaptınız? Ya bir ahbaba şaka yapalım dedik, iş uzadı. Sen bile inanmışsın. Sen diyorum ayıp olmuyor değil mi? Ben de kendi kendime diyorum ki çoluklu çocuklu adam niye benim telefonumu istiyor? Benim biraz dikkatli yaşamam gerekiyor da etrafa karşı. Anlıyorum canım. Sebepleri üzerime vazife olmasa bile anlıyorum. Sebastian ismindeki çaycıyı çıkarttığınız için bugün artık ben varım. İşe girdim. Hizmetin... Ya bunu söylemezsin. Hizmetinizdeyim. Ya Anadolu rakıçı hiç yakışıyor mu ya? Her şey aydınlandı. Hadi baba gidelim. Hadi bay bayramlar. Kim bu? Yağlı böyle resmimse mi kaldı Tom? Yok Burhan abi. Gözün mü seri? Lip lip ampil. Sen niye giriyorsun ya? Kimsin sen öyle oğlumun odasına baldır güldür? He? He? Kim ya bu? Kimsin ya sen? Kimsin ya? Kimsin? Burhancığım, sayın patronumuz Sertaç Bey'in odasını bir müddet kullanmasan diyorum ha. Vallahi güzel olur canım. Ya ne oluyor ki Kibirler Bey? Lütfen kim ki bu ama? Bu benim oğlum. He. Patronum. He. Ben de babasıyım. Anlaşıldı mı? Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu bana yapılmış bir komplo mu? He? Elebaşı bu mu? Ya yetmedi mi bana yaptıkların? Baba biz çıkalım mı? Ne oluyor burada? He. Bu patron olmuş da benim odamı almış da bilmem ne. Çok mu komik buluyorsunuz beni? He? Bu halim çok mu komik geliyor acaba size? He? Peki mesela, hani mesela, yani örnek olarak farzum hal. Bir gün burada veya başka bir yerde bir öğle vakti diyelim. Bir arkadaşınla yemek yiyemeyecek kadar mı dikkatli yaşamak zorundasın? Yok, o kadar da değil. Peki arkadaşın ben olsam? Olabilir. O zaman şöyle yapalım. Sokakta karşılaşmayı beklersek zor olur. Telefon aracılığıyla şey yapalım. Çünkü Graham Bell uğraşmış, icat etmiş. Kullanmasak günah. Peki, Graham Bell ayıp olmasın. Yazıyorum o zaman. Burhan altın topa bayram şakası. Aman çok tatlı. Burhan, gel canım. Ben sana bir şey anlatacağım. Bir dakika Kibirler Bey. Aman ben çok yedim. Sertaç Bey müdür olacakmış da benim odamı kapacakmış da. Çok yedim. Ay bir şeyler yapsam. Boş gezenin boş kalfası. Bütün gün Muhallebiç'te pinek yiyen bir adam. Kusura bakmayın ya. Yapacak başka bir şey yoktu yani. Ne oluyor ya? Gürültü patırtı. Saadettin Bey, siz binada mıydınız? Saadettin Bey, patron. Evet, benim. Hadi baba, bırakalım rahat rahat çalışsınlar. Thank you.
Bu ne oldu ya? Ofisi niye döndürüyorsunuz ya? Gafurlardır Makbule'cim, açıver kapıyı. Gafurlar mı? Ya ailece bayramlaşmaya geleceklerdi. Ama çok efendi insanlar. İyi akşamlar. Buyurun, buyurun, buyurun. İyi akşamlar efendim. Bayramlar. İyi akşamlar, buyurun efendim, buyurun. İyi akşamlar efendim. Buyurun, buyurun. Gel hediyeciğim. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar efendim. İyi bayramlar. 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 İyi bayramlar kızım. Buyurun oturun. Efendim. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar efendim. İyi bayramlar. Demek yarın dönüyorsun baba. Sertaç. Bugün iş yerinde ne oldu oğlum? Hiç. Bayram tabii. Likörlü çikolatayı fazla kaçırdılar herhalde. Ya baba. Ben patron falan değilim. Benim evim de yok, sevgilim de. Nasılsın Gaffur? İyi. He? İyi. Aslıcığım çikolata ikram etsene yavrum. Uzatsan süper olacak. Ne dedin yavrum? Ha, zahmet etmesin, uzatsa biz kendimiz alırdık dedim. Maşallah Tahsin Bey amca. Hepsi uzun uzun. Sırık gibi. Ya, değil mi? Bizimkiler güdük kaldı. Ya. Analarına çekmişler. Ya. Ya baba ayıp ya. Nilay İstanbul'da mı doğdu? He, kızlar İstanbul doğumlu. Gafur gibi değil. Güzel konuşuyor değil mi? Ama güdük işte. Ya. Ya babam ne yapıyor acaba? Kendimden utanmamak için yaptım. Arkadaşlar da yardım etti. Halbuki sen bunların gerçeklerini yaşıyorsun tabii. Sen öyle san. Efendim? Yani oğlum o kadar zengin olsam en ucuz biletle buraya gelir miydim? Bak üç gündür aynı takım elbiseyi giyiyorum. Görmüyor musun? Nasıl yani? Yani benim ne param var ne de karım. 22 yıldır oralarda sürünüyorum. Hamburgerler zincirin de mi yok? Var. Devamlı yediğim bir yer var. Süpermarket kuponuyla çocuk menüsü yiyorum. Yıllardır da size hikaye uyduruyorum. Benim ne kadar serseri olduğumu anlamayın diye. Aa, Burhan'dır bu. Ya. İyi akşamlar efendim, iyi akşamlar. Resmi bayram ziyaretine Ben de buradayım kanka. Merhaba. Merhaba mı? İsterseniz başka bir zaman geleyim İfot. Ha?
Aa, otur Burhan'cığım. Bayramın son günü, senden daha bayramlaşmadık. Hayır ama biraz kalabalık gibi geldi bana da. Yabancı değil ki. İyi o zaman ben biraz oturayım o zaman. Burhan bir kolonya alır mıydınız? Hayır. Fabio. Kusura bakmayın, arada oluyor böyle. Alma mahpile hanım. Siz alır mıydınız kolonyayı? Alamazlar. Ben alırım. Sus kız. Ben çıkıyorum Kubilay abi. Sen bir dökül bakayım bana. Patoşla ne iş ha? Bir elini öpüp başa koymalar, bir uzaktan kesmeler. Anlamadım gitti ya o. Sır saklayabilir misin Kubilay abi? Ya benim çok aklım kaldı. Bir babama gitsek mi ziyarete? Ay bence de gidelim Cem. Yazık adama ya. Efendim bize müsaade, biz bir iki saate kadar geliriz. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Selamımızı yapmadık. Selamımızı yapmadık. Ne? Ne selam? Nasıl yani? Fatoş'a karşı bir şeyler hissediyor musun? Yoğun olarak. Ayrıyeten burama sanki böyle bıçaklar sokulup çıkartılıyor. E söylesene yahu. Ya Kubilay abi, ben ilkeli kişiyim. Abla dediğim insana başka bir gözle bakamam. E bakıyorsun ya işte canım. Ama o kadar yani. Bir tek sana söylüyorum, kalbime gömüyorum yani. Bugün ablam dersin. Yarın sevgilim dersin ya. Yok yok, öyle şey olmaz. Ben ilkeli bir kişiyim. Abla dediysem bitti. Aşkımdan ölsem de. Ne ayak? Ha? Beğenmiyor musun beni? Ne dediğini anlamıyorum deli anne. Hiç anlamıyorum. İfot, elmalı şitridel yap dedim. Ondan getireyim mi ben? Ha? Bir bak bakayım bana. Oğlum rahatsız etme insanları, ayıp. Ne insanı ya? Arkadaşım o benim. Neyse ben kalkayım şimdi, getireyim. Salmamızı yapmadan nereye? Ne salaması bu ya? Özel selamımız. Ya abi ya. Sen sus kız. Ne o? Aramızda bir şaka yapıyoruz böyle de. Yeri değil deli anne. Yok ya. Hani hep yapacaktık? Of. Ne ettin Burhan Bey oğlum? Bir şey etmedim anne. Özel sarılmamız var. Yan çiziyor. Sonra konuşuruz bunu. Lütfen ama sonra konuşuruz. Sarılmamızı niye yapmıyorsun? Bir sakıncası mı var? Yok ama lütfen. Değil, burada olmaz. Hadi o zaman. Kalk. Hadi. Çeviriyoruz. Böyle, böyle. Çarpıyoruz. Gel. Tak. 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 Dön arkanı. Bıdı 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 bıdı. Elektrik bugi. Onu bırak kankayız. Demek ki birbirimizden farkımız yokmuş baba. Olmaz olur mu hiç? Beni kimse sevmez. Ben yalnızım. Halbuki sen... o kadar insan bir araya gelip senin için o kadar çok şey yapmış ki. Yani doğruymuş. Sen zenginsin. Ne bağlamda?
arkadaş bağlamında. Müsaadenle. Yarın sabah erkenden uçağım var. Güle güle baba. Pardon babacığım. Efendim Sacit. Aşık mı oldun? Hadi lan. Tahsin babalara. Şimdi mi geleyim abi? Tamam abi. Babamı uğurlayayım geleyim, oldu mu? Tamamdır abi. Çok sevinecek ha. Ay yalnızım dedi, ben bittim orada ya. Yazık adama. Efendim? Biz geldik. Önceden haber vermek yok mu? Baba, bize kızmakta çok haklısın. Sana karşı çok büyük haksızlık ettik. Yani bizimle birlikte zaman geçirmeye çalışman... Bülent, hayatım, kiminle konuşuyorsun orada? Bu akşam pek uygun değilim. Başka bir zaman gelir. Ne? Evladım, hayatım, bayram bitti. Herkes İstanbul'a dönüyor. Benim programım yoğun. Haber verip gel. Bunları alayım. Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar. Biz kalkalım artık. Evet, artık kalkabiliriz. İyi bayramlar. İyi bayramlar efendim. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi günler. Kolonya alır mıydınız Burhan Bey? Alırım. Çocuğun da elini sıktık. Ayıp olmasın diye. Elleri de pis miydi, temiz miydi belli değil. Bak Kubilay abi, bunları başka birine anlatırsan sana çok pis dalarım ha. Yok ya, yemin ettik ya canım. İyi. Oh. Hadi canım. Aslara gidelim. Bu akşam bayramın son gecesi. Şunlarla adam gibi bir bayramlaşalım ya. Of. Vallahi içimde ukde kaldı canım. Geldiniz mi? Geldik Hacer Hanım. Siz tenezzül etmediniz bizde gelmeye ama. Sen bu apartmandakileri yüzünü göstermiyorsun ama ev çok güzel Hacer. İyi iyi aman, size de çok faydası var. Kız 40 yılda bir kere de çık apartmanda çöp neyin topla. Etrafta kendini zengin kızı diye tanıtıyormuşsun. Utanıyor bizden. Sataşma kızıma, okuyor. Kız, aslanımın kürkünü mü giydin? Temizliğe gidecekti bu. Bayramda da nasıl gidecekse. İyi aman, yemedik kürkü. Bak 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 bak. Ne suratını sarkıtıyorsun kız? Abim tek hücreli diye. İltifat ediyorum sana. Ayakların leş gibi kokuyor be. Sus kız.
Ayaklarım kokuyormuş. Beğenmiyor musun beni? Ay şişede kolonya bitince temizlik için tuz ruhu koymuş. Onun kafası atıp akıllı iyi canım. Çok acıyor mu Burhan Bey? İşte yani biraz. Çok geçmiş olsun Burhan Bey. Dostlar sağ olsun. Biz de Fatoş'un morali biraz bozuktu, uğrayalım dedik ama Aslılar gelir mi? Yok, biz geldik. Hoş geldiniz. Herkese iyi bayramlar ya. Canım benim. Sağ olun Kibilay Bey. Efendim, iyi bayramlar. İyi bayramlar ya. Ne güzel bir tablo canım. İyi bayramlar ya. Ah bayram. Burhan abim, iyi bayramlar ya. Ya niye öpüyorsun? Dede miyim ben? Fatoş Hanım elini öpsen bir derece. Gençlik adamım ben burada. İşte gerçek bir bayram tablosu canım. Bu anı ölümsüzleştirmemiz gerekiyor. Müsaadenizle. Evet. Annesi böyle gel. Beni bekleyin. Çok güzel oldu. Bütün dostlar bir arada. Çok mutluyum ama. Çok güzel. Hakikaten iyi oldu. İfa bak, istemediği kadar kalabalık bir ailen oldu. Doğru vallahi. Güzel oldu. Bir an çekiliyor. Kendine bak. İşte şimdi herkes lütfen iyi bayramlar desin. İyi bayramlar. Kızım seri, lip lip ampi. Sen kimsin ya? Niye lip lip gidiyorsun benim oğlumun odasına? He? He? Maşallah Tahsin Bey amca. Yani babamın hamburgerler zincirinde böyle şortlu patenli kızlar çalışıyormuş. Hamburgerler zinciri. Hamburgerler zinciri. Şahit beni yaptın. Niye? Yani babam eve gidiyor baba. 40 yılda bir kere de çık şu apartmanda çöp neyine. Etrafta zengin kızı diye dolaşıyormuşsun. Yanındayız Sertacığım. Kim sevgili olacak ya da sekreter? Tu bien, no. Neto, no. Je ne sais pas. Ce sont des gâteaux. Babam viski içiyor. Buyurun. İşte bizim malikane baba. Ay, yetimhane miydi ya, neydi? Neydi? Yetimhane mi? Ne? Kız 40 yılda bir kere de apartmanda çık bir çöp neyin topla. Etrafta zengin kızıymışsın diye dolaşıyormuşsun. Sertaç bana bunu yaptı. Beni aldatıyor musun? Patron olmuş da benim odama gelmiş de bilmem ne. Çok mu komik acaba? Ay çatı koptu ya. Çok mu gülüyorsunuz bana? Ben de zengin çocuğum. Ne olursa aranıza.